Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Dünya Gazeteciler Günü. Basın mensuplarının onurlu görevlerinin dünya tarafından kutlanması, anılması, kalemini satmayan insanların aslında bir kere daha yad edilmesi gereken bir gün. Bir arkadaşımızı kaybettiğimiz günün hemen ertesi günü. Aslında insanların doğru bilgilendirilmesi hayatlarını da doğru yönlendiriliyor. Basın mensuplarının, üstelik de basın emekçilerinin yaptığı şeyler çok değerli. Bunu anlayabilmek, bunu kavrayabilmek, onların dördüncü güç olarak bir ülkede varlıklarını koruyabilmek çok değerli. Ancak maalesef bu Türkiye'de mümkün değil. Türkiye'de hiçbir şeyin itibarı yok. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında önemli bir gün. Cumhurbaşkanı yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Türkiye'nin bütçesiyle ilgili hem genel kurulu hem de Türkiye'yi bilgilendirecek. Yani kim bizi bilgilendirecek? Bu işlerden sorumlu Hazine Bakanı, Maliye Bakanı mı bizi bilgilendirecek? Bakanlar mı bizi bilgilendirecek? Onlara biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorularımızla yanıtlarımızı aldıktan sonra herhangi bir yaptırımımız var mı? Eskiden güç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Bütçe bizim en önemli görevlerimizden bir tanesiydi. Bugün artık bu önemini yitirmiş durumda. Neden? Çünkü bütçeyi nasıl oluştururlarsa kendileri yapıyorlar. Bütçe komisyonunda söyledikleri hiçbir sözün arkasında durmuyorlar. Bakanların yaptıklarını denetleyen Sayıştay artık devre dışı. Sayıştay artık denetleme mekanizması olmaktan çıktı. Türkiye'de alın teriyle parasını kazanıp her kazandığından ve her satın aldığından vergi ödeyen vatandaşlarımızın paralarıyla ve emeklerinin alın terinin karşılığıyla toplanan paralar nasıl harcanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi hesapta karar verecek. Peki bu parayı harcayacak olan bakanlıkla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir denetim mekanizması, bir yaptırımı var mı? Hayır, yok. Neyle yok edildi bu? Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yok edildi. Türkiye'nin bütçesi de, Türkiye'nin geleceği de, emekçinin kaderi de, sendikalaşma da, öğretmenin kaderi de, esnafın kaderi de kendi seçtikleri milletvekillerinin iradesinde değil. Bir tek kişinin iki dudağının arasında. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan. Şahsı ne söylerse Türkiye'de o gerçekleşiyor. Biz burada kapalı kapılar ardında bütçeyle ilgili ne söylersek söyleyelim. Yani üretimden yana bütçenin kullanılmasını, yatırımdan yana bütçenin kullanılmasını, kaynakların eğitimden yana doğru kullanılmasını söylersek bir karşılığı var mı? Hayır, yok. Neden yok biliyor musunuz? 18 yıldan beri ülkeyi yönetenler ve başında bulunan kişi geçen gün çıktı, dedi ki biz bu ülkeyi yönetemedik. Eğitimi yönetemedik. Eğitimde başarısız olduk dedi. Peki bu bizim yabancı olduğumuz bir şey mi? Hayır, yabancı olduğumuz bir şey değil. Bu kişi, yani Recep Tayyip Erdoğan, çıkıyor, FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyor. Türkiye'den bir tepki var mı? Yok. Bu kişi çıkıyor, İstanbul'u mahvettik, gökdelenler beton yığınına çevirdik diyor. Türkiye'den çıkan bir ses var mı? Hayır, yok. Bu kişi çıkıyor, ülkeyi yönetemedik, milli eğitimi başarısız kıldık. 18 yılda biz bu işte çuvalladık diyor. Peki Türkiye'den ses çıkıyor mu? Hayır.
Türkiye'den herhangi bir ses çıkmıyor. Peki mazeret ne ses çıkmamasının? Sendikalar diyorlar ki korkuyoruz diyorlar. Meslek odaları korkuyoruz diyor. Sivil toplum örgütleri korkuyoruz diyor. Değerli arkadaşlar, bu AKP'nin başında bulunan kişi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetirken bu ülkenin bütün değerlerini hiçe saydı, hiç kimsenin sesi çıkmadı. İslam dünyasının bütün değerlerini hiçe saydı. Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist bir ülkenin İslam ülkelerinde 3.750.000 kişiyi öldürmeyi hedef aldığı bir projenin eş başkanıyım dedi. Hiç kimsenin sesi çıkmadı Türkiye'de. Bu kişi adı Zekeriya Özolan savcının arkasında duruyorum dedi. Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'nı PKK'lı bir gizli tanıkla hücrelere attırdı. Türkiye'de hiç kimsenin sesi çıkmadı. Bu kişi Fethullah Gülen cemaatine mensup general ve subayları göreve getirdi. 15 Temmuz darbesinin bir numaralı müsebbibi oldu. İnsanlarımız şehit edildi. Türkiye'de kimsenin sesi çıkmadı. Sivil toplum örgütleri sustu. Sendikalar sustu. Toplumun dinamiklerinden tek bir ses dahi gelmedi. Bu kişi öğretmenleri itibarsızlaştırdı. Doktorları itibarsızlaştırdı. Emekçiyi itibarsızlaştırdı. Askeri itibarsızlaştırdı. Türkiye'de kimsenin sesi çıkmadı. Kime dokunursa o ah etti. Ama diğerleri kendilerine dokunana kadar seslerini çıkartmadılar. Bugün geldiği noktada gösterdiği hedef bugüne kadar 2023'tü. Şimdi açıklama yaptı. Hedef 2053 dedi. Bu ülke gerçekten inanıyor mu Recep Tayyip Erdoğan'a? Bu ülke 2023 hedeflerini gerçekleştiremeyen, bugüne kadar ekonomide ilk ona gireceğiz deyip de ilk 20'den düşme noktasına getiren AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedefinin arkasından gidecek mi gerçekten? Bu ülke Amerika Birleşik Devletleri dedi diye İslam dünyasını arkasına dönüp 3.750.000 Müslümanın katledilmesine göz yuman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından gidecek mi gerçekten? Bu ülke Türkiye'de ekonomiyi tamamen sıfırlayan, dolar başını almış gitmişken, euro başını almış gitmişken, umrunda olmayan damadını, kızının kocasını, yıllardan beri bu ülkenin bütçesinin harcanacağı yer olan hazinenin başında oturtuyorken, hala bu insanlar Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmeye devam edecekler mi gerçekten? Bu ülkenin insanları, aydınları, sanatçıları, bu ülkede yaşayan öğrenciler, akademisyenler, bu ülkede sendikasını kaybeden işçiler, siftah yapamayan esnaf 2053 hedefine kilitlenecek mi gerçekten? Daha ne kadar yalanlara inanacak bu ülke? Daha ne kadar yalanlara sarılacak? Bu ülkede insanlar kendilerini yakarken, bu ülkede yaşayan gençlerin %70'i bu vatanı terk etmeye hazırız. Yeter ki iş bulalım, aş bulalım, bu vatanda bulamıyoruz derken, bu ülkedeki yaşayan insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanlarına gerçekten inanacak mı? Siz bizden bugün ne istiyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş milletvekilleri olarak genel kurula girmemizi istiyorsunuz. Sonra ne olacak? Cumhur İttifakı'nın emir alan kişisi kürsüye çıkacak. Neyi anlatacak? Türkiye'nin bütçesini nasıl kullanacaklarını anlatacak. Sizin aranızda inanan bir tek kişi var mı? Olacak mı? İnanmadığınız halde genel kurulun sıralarında oturup da
sesinizin dört duvar arasında yankılandığını bilmek kadar acı veren bir şey olabilir mi? Bugün kullanamadıkları Türkiye'nin bütçesini bir kere daha nasıl ellerine yüzlerine bulaştıracaklarının hikayesini dinleyeceğiz içeride. Hiçbir yaptırımımız yokken, bakanı sorgulayamıyorken, kendi bakanını kendisi atıyor, millet atamıyor. Damadını getiriyor, milletin sesi çıkmıyor. Müslümanları katlediyorlar, milletin sesi çıkmıyor. İnsanlar kendilerini yakıyorlar, milletin sesi çıkmıyor. Haykırıyoruz ve buradan bir kere daha söylüyoruz. Bu bütçe yalan bütçedir. Bu bütçe 18 yıldan beri milleti kandıranların bütçesidir. Bu bütçe insanları itibarsızlaştıran, meslekleri itibarsızlaştıran, bir avuç yandaşını itibarlı hale getiren, zenginleştiren kişilerin bütçesidir. Bu bütçe 15 Temmuz'da şehit edilenlerin parasına, milletten toplanan parasına el koyanların bütçesidir. Bu bütçe fakirin, fukaranın hakkını gasp edenlerin bütçesidir. Bu bütçe bugün bütçe komisyonunda Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını orada açıklayacak olan Fuat Oktay'ın masallarının bütçesidir. Bu bütçe genel kurula indiği zaman genel kurulda bizim yaptırımımızın olmadığı, sadece bir kişinin iki dudağının arasında kullanılacak olan bir bütçedir. Bu bütçe milletin değil sarayın bütçesidir. O zaman size soruyorum. Geldiği günden itibaren emperyalist ülkelerin boyunduruğu altında devam eden ve onların bir dediğini ikili etmeyen bu iktidarın bütçesine inanacak mısınız? Bu iktidarın bütçesi kimin desteğiyle çıkacak biliyor musunuz? AKP iktidarının mensubu olan milletvekillerinin desteğiyle değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vereceği destekle çıkacak. Bu yalan bütçe, bu sarayın bütçesi, bu esnafın bütçesi olmayan bu bütçe, köylünün bütçesi olmayan, çiftçinin bütçesi olmayan bu bütçe, öğrencinin bütçesi olmayan bu bütçe, Milliyetçi Hareket Partisi'nin destek vereceği oylarla kabul edilecektir. Peki bu bütçe geçtikten sonra eğitimde düzelecek miyiz? Altyapı kurulacak mı? İnanacak mısınız? Bilgisayar dağıtacağız deyip de milyarlarca lirayı hiç eden bu iktidara helal olsun müthiş bir bütçe açıkladılar deyip de yolumuza devam edecek miyiz? Eğer edeceksek, eğer biz bu yalanlara inanmaya devam edeceksek Türkiye için söylenecek söz kalmamıştır. Ama Türkiye hiçbir zaman umudunu yitirmemiştir. Bugün bütçe komisyonunda bu bütçeyle ilgili ilk adım atılacak. Genel kurulda da biz kendi görüşlerimizi ifade edeceğiz. Ama geriye yalan rüzgarlarından esintiler kalacak. Milletimiz gene boş dükkanlarına evlerinde pişmeyen aşlarıyla çocuklarıyla yan yana, geleceği olmayan öğrencilerimiz internet kafelerde birbirleriyle baş başa kalacaklar. Bundan kurtulmanın bir tek yolu var. Tekrar milletin iradesinin hakim olduğu laik, demokratik, güçlü parlamenter sisteme dönmektir. Buradan açıklıyorum. Yıllarca Türkiye Saddam rejimine bakarken eleştiriyordu. Akrabalarıyla, çocuklarıyla yönetiyor diye. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan damadıyla, eniştesiyle, akrabalarıyla Türkiye'yi yönetiyor. Onlar saraylarda oturuyor diyorlardı. Irak'ta, Libya'da, Türkiye'de saray yaptırttılar, sarayda oturuyorlar. Onlar bütün insanları itibarsızlaştırıyor diyorlardı. Türkiye'de de bütün
herkesi itibarsızlaştıran bir sistem kuruldu. Orada da korku hakimdi, diktatörlerin olduğu ülkelerde, burada da korku hakim. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin bütçesi değildir. Bu bütçe sarayda oturan, kendine yaklaşanı test ettirdikten sonra 50 metre öteden konuşan, esnafın derdinden uzak, öğrencinin derdinden uzak, kandırıldığını ve yönetemediğini her seferde ifade eden AKP iktidarı ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın saray bütçesidir. Onlar sarayın bütçesini bize kabul ettirmek için gönderiyorlar. Biz milletin bütçesini tekrar millet tarafından yönetileceği ve denetleneceği günler için mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden daha bu bütçeye bugünden Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize getirdiklerini, sunduklarını gördük, biliyoruz, yalanlarını biliyoruz. Biz milletin bütçesi meclise gelene kadar onların bütçesine hayır diyeceğiz. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Büyük bir ihtimalle mahkemeler konusunda irade belirten kişi olan ve sarayda oturan kişinin baskısıyla mücadele ediyorlardır. Hukuktan yana mı karar alalım, saraydan yana mı karar alalım, bunun tartışması vardır. Ama biz bu ülkenin evlatları olarak hakimlerimizi kim görevlendirirse görevlendirsin, kim talimat verirse versin, kim onları etki altında almaya çalışırsa çalışsın, onların bu ülkenin evlatları olduğu gerçeğini asla unutmuyoruz. Bizim ülkemizin evlatları olduğu, bizim ülkemizin hakimleri olduğu gerçeğini asla unutmuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini de Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı atadı. Bütün yetkiler milletin elinden alındı. Ama Anayasa Mahkemesi vicdandan yana, haktan yana, hukuktan yana bir karar verdi. Şimdi alt mahkemede bir tetikçiye bunu reddettirdiler. Anayasa Mahkemesi'nin itibarını yok etmeye çalışıyorlar. Düne kadar itibar düşmanlığı yapan, itibarlarını Türkiye'de hiçe saydırtan AKP iktidarının sırası Anayasa Mahkemesi'ne geldi. Ama ben 15 nolu mahkemenin vicdandan yana, haktan yana, adaletten yana, hukuktan yana karar vereceğini umuyorum. Bütün onlara yapılan baskılara rağmen, bütün onlara yapılan uyarılara rağmen onlar kendi hukukun sesini, aldıkları eğitimin sesini ve bu ülkedeki bu ülkenin evlatları olmanın sorumluluğunu yerine getirecektir diye düşünüyorum. Başka? Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve hukuk konusunda çok hassas bir siyasi partidir. Bu konudaki tavrını adalet yürüyüşüyle göstermiştir ve dünyanın en büyük eylemlerinden bir tanesidir. Milletimizin geleceği, hukukumuzun ve adaletimizin geleceği söz konusuysa, buna yakışan, milletimizle bizi buluşturan her türlü çareye başvuracağımızı şimdiden ifade edebilirim. Sine-i millete dönme isteği ve arzusu içerisinde olanlara biz gelin erken seçim yapalım dedik. Bu millete siz şunu söylüyorsunuz. Eğitimi yönetemedik, batırdık dediniz. Yönetemediyseniz gelin erken seçim yapalım. Biz şehirleri mahvettik, betonlaştırdık dediniz. Yapamadıysanız gelin erken seçim yapalım. Türkiye'de binlerce öğrenci kurduğunuz sisteme giremiyor. Binlerce bilgisayar dağıttığınızı söylediniz, milyarları yediniz. Şimdi öğrenciler mağdur, gelin erken seçim yapalım diyoruz.
Türkiye'nin önüne bir seçenek koyuyoruz. Demokrasiden yana, uygarlıktan yana, uygar ülkelerden yana bir seçenek koyuyoruz. Demokrasilerin yönetilemediği zamanlardaki tek çaresi millete gitmektir. Efendim, erken seçimden bahsetmişken dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oy oranlarının %14-15'e kadar yükseldiğini söylemişti. CHP'nin elinde böyle bir anket çalışması var mıdır? Yapılan anket çalışmalarının bütün sonuçları Millet İttifakı'nın oylarının arttığını gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın ise geriye doğru gittiğini söylüyor. Millet İttifakı'nı bütün halkımız kucaklıyor. Biz de milletimizi hiçbir görüş altında tutmadan, sen CHP'lisin, İYİ Partilisin, sen MHP'lisin, sen AK Partilisin demeden, milletin geleceği için milleti kucaklamalarından yana onlara elimizi açıyoruz, yüreğimizi açıyoruz. Akşener'in ruhu milletin ruhudur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruhu cumhuriyetin ve milletin ruhudur. Saadet Partisi'nin liderinin ruhu milletin ve insanlarımızın ihtiyaçlarının ruhudur. Bütün değerlerimizin ruhudur. Millet İttifakı'nın ruhu kendi siyasi geleceklerini ve ikballerini düşünmeyen ama milletin ve ülkesinin ikbalini her şeyin kendi siyasi partilerinin önüne koyanların ruhudur. Onların er geç bütün insanlarımızın büyük bir çoğunluğu tarafından kucaklanacağına inanıyorum. Az önce söylediğim gibi bu hükümet bütün birikimleri yok ediyor. Kimin nerede bir para varsa, kıdem tazminatları dahil olmak üzere, işsizlik fonu dahil olmak üzere, emeklilerin birikimleri dahil olmak üzere. Nerede? Yani şehidin parasını şehidin ailesine vermeyen bir kişinin nelere tevessül edebileceğini artık insanlarımız anlıyordur. Emekliyi düşünen yok. İşçiyi düşünen yok. Oturuyor damat, şöyle yapıyor. Kasayı boşalttılar mı? Yandaşı çok mu dağıttılar? Emeklinin bir birikimi var mı? Bir kıdem tazminatında toplanmış bir para var mı? İşsizlik fonunda toplanmış bir para var mı? Biz bunu nasıl ve hangi yöntemle kendi uhdemize geçiririz? Ve yalanlarına inandırmak için nasıl bir propaganda uygularız? Bunu düşünüyorlar. Elbette ki emekliyi ilgilendirecektir. Elbette ki emeklinin kaderini belirleyecektir. Elbette ki yıllarca çalışıp bir milletvekilinin iki maaşı kadar kıdem tazminatı alabilecek olan insanlarımızın hayatını etkileyecektir. Ama dediğim gibi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliden yana, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işçiden yana gelen bütün kararlar onların aleyhine eller kalktığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla saray rejiminin lehine çıkıyor. Bunu herkes böyle bilsin. Önümüzde tek bir engel var. AKP iktidarının oy çokluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoktur. AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlıkta bir siyasi partidir. Türkiye'de milletimiz AKP'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar yapmamıştır aslında. Muhalefeti iktidar yapmıştır. Ama muhalefetten bir siyasi parti sarayı desteklemeyi yeğlemiştir, milleti değil. Evet. İlk soru neydi? Ha, vesayetle ilgili. Evet, evet. Anladım. Değerli arkadaşlar, işte algıyı yönetmek böyle bir şey. Tam da bu soruda. Algıyı yönetmek şu. Türkiye Cumhuriyeti şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni neyle yönetiliyor? Darbeyle yönetiliyor.
20 Temmuz darbesiyle yönetiliyor. 20 Temmuz'da darbe yapanlar, Fethullahçı darbeden sonra bu bize Allah'ın lütfudur diyenler, bir darbeyi Allah'ın lütfu olarak görüp ondan sonra Türkiye'de korku imparatorluğu yaratanlar, işçinin, emekçinin bütün haklarını gasp edenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkilerini elinden alanlar, sarayda damadını oturtanlar aslında darbe yapmışlardır. 20 Temmuz darbesini gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'de sen darbeyle bu ülkeyi yöneteceksin ve darbenin başı olan kişi olarak biz vesayetlere artık izin vermiyoruz diyeceksin. Bunu milletin aklıyla dalga geçmektir. Bu aslında bir darbecinin kendisine yakışan ve kendisini kollamak için söyleyebileceği en basit sözlerden bir tanesidir. Buradan bir kere daha açıklıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, Türkiye'nin darbeyle yönetildiğini, 20 Temmuz darbesinin mağdurlarının esnaf olduğunu, çiftçi olduğunu, emekçi olduğunu, öğrenci olduğunu açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyeti darbeyle yönetiliyor. Darbenin başında duran kişi AKP'nin genel başkanıdır. Darbeyi yöneten kişinin Türkiye artık darbe korkusu içerisinde olmasın sözüne ancak gülünüp geçinir ama ciddiye alınması gereken bir konu vardır. Eğer bunu milletimiz, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, Türkiye'nin dinamikleri, Türkiye'de darbe olduğu gerçeğini haykırmazlarsa o zaman işte Türkiye'nin geleceği karanlıktır. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın bu aldatmacalarına karşı Türkiye'nin bütün dinamiklerinin tek bir ses çıkartması gerekiyor. Yönetemediğiniz ülkenin iktidarından derhal çekilin. Bir seçim olması gerekiyorsa koyun sandığı, madem millet iradesine güveniyorsunuz, millet seçimini yapsın. Sen kimsin? AKP'nin gençlik kolları bir video yayınlamış. Tüm milletimizin değerlerine sahip olan bazı kişileri, insanlarımızı bu ülkenin geçmişinde, bu ülkenin var olma nedenlerinden birçok insanın adını da saymışlar orada. Sıra Mustafa Kemal Atatürk'e gelince onun adını söylemekten imtina etmişler. Ben de bir tweet attım Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini yayınlayarak. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'üm. Sen kimsin diye sordum. Bir kere daha sizin huzurunuzda soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan, milletimizin gönülden bağlı olduğu, bugün Orta Doğu'daki bütün oyunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta durmasını sağlayan bir cumhuriyeti bize hediye eden kişiyi hala içlerine sindiremeyen bir iktidara karşı hepimizin tek bir ağızla şunu söylemesi lazım. Biz Mustafa Kemal Atatürk'üz, sen kimsin demek lazım. Biz bu ülkenin çocukları olarak, gençleri olarak, bu ülkenin kurucu liderine, bu ülkede ulusal bağımsızlık savaşını verirken ülkesinin bütün insanlarını kucaklayıp veren Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmayan, onu itibarsızlaştırmaya çalışan AKP iktidarına karşı hep birazdan Türkiye'de biz Mustafa Kemal Atatürk'üz, siz kimsiniz demek lazım. Onlar bu işten vazgeçmeye çalışıyorlar. Kendi açıklamasıyla bir kere daha söylüyorum. Fikri iktidarımızı başa geçirmeye çalışıyoruz diyor. Fikri iktidarlarında Mustafa Kemal Atatürk yoktur. Fikri iktidarlarında cumhuriyet yoktur. Fikri iktidarlarında bağımsızlık ve özgürlük yoktur.
Fikri iktidarlarında Recep Tayyip Erdoğan ailesi ve eşrafları vardır. Onlar saraylarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlayışı olarak inşa etmek istiyorlar. Onlar bir diktatörlüğün temellerini sonuna kadar atmak istiyorlar. Karşılarında ise 100 yıllık bir cumhuriyet ve onun evlatları var. Onlara haykırıyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'üz. Siz kimsiniz diye. Teşekkür ederim.